Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaret ürünlerinin bulunduğu Gaziantep Yemek Şenliği Ankara'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Böreklerimiz, güzel ıspanaklı peynirlerimiz yöremize göredir, çok güzeldir, çok lezzetlidir, el yapımıdır, tereyağlıdır, güzel peynirdir. Yöresel lezzetlerimizi Ankara halkımızın ayağına getirmiştir. Buyurun gelin yiyin. Çok harika. Hakikaten çok harika. Şimdi ben bir dilim aldım. Siz de buyurabilirsiniz. Hakikaten Gaziantep'in Ankara'ya gelmesi Ankaralılar için bir şanstır. Bir gün gezdim, dolaştım. Geldim şu an. Baklavayı aldım. Baklava isteyen, baklavanın en güzelini, en harikasını, tadının en güzelini tatmak isteyenler gelsinler Atatürk Kültür Merkezi'ne. Geldim, çocuklarımla geldim. Gezeceğim, biraz sonra alışveriş de yapacağım. Çok güzel. Yani hakikaten arkadaşları tebrik ediyorum, çalışanları tebrik ediyorum. Çok da güzel bir baklava. Ben Antep Nizip yöresine ait İmece usulü köylerde güneşle fermantasyon yapılıp halkımızın sunumuna açıldı. Özellikle depremden sonra tüm yaşayan halkın, ev hanımlarının geçinmesini ve kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın da buna dair desteklerini bekliyoruz. Domates salçamız var, biber salçamız var, tamamen doğal baharatlarımız var, el yapımı nareşkilerimiz var. Kuru dolma çeşitlerimiz mevcut, tatlı ve acı olmak üzere. Özellikle en çok giden sarımsak tozu baharatımız vardır. Kışın kadınlar, bayanlar zorlanmıyor, direkt baharat olarak üstüne atabiliyoruz. Köfte baharatlarımız, tavuk baharatlarımız da bulunuyor. Ne isterseniz var, buyurun buyurun. Gaziantep denince aklına ne gelir abi? İlk ciğer kavurması gelir, sonunda oturumu gelir, katmeri gelir, ciğeri gelir, kıyması gelir. Biz Gaziantep'te sabah kahvaltısında 9'dan önce gitmeliyiz ki ciğer kavurma yemek için. Evet, meşhur doğu kavurma. Evet, o da mı doku? Buyurun. Gaziantep ayağınıza geldi, fuarımızı nasıl buldunuz? Çok güzel, memnun oldum. Teşekkür ederim canım. Evet, çok beğendim. Gaziantep ilimize ait bütün güzellikler burada mevcuttur. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, tekrardan bir yarışma düzenliyoruz. Olmazsa olmazımız Antep lahmacun diyoruz. Lahmacun Antep'indir. 3 dediğimde başlıyoruz. En hızlı birinci bitiren arkadaşımıza ödülümüz var. Ödülümüz 10 tane büyük Antep lahmacunu ve sınırsız kebap diyoruz. Hazır mıyız? 1, 2, 3 başlasın. Ustam, katmerin püf noktası nedir? Katmerin püf noktası hamurunun ince olması. En önemli kısım hamurunun ince olması. Çünkü hamur ince olduğu zaman, ısırdığınız zaman hamur kısmı gelmemesi lazım, çıtır gelmesi lazım. Gastronomi deyince Gaziantep, gastronominin başkenti. Gaziantep'li arkadaşlarımız, kooperatif başkanımız Sayın Ergün Bey ile görüştük. Dedi ki Ankara'ya Gaziantep'i getirelim. Kebabıyla, künefesiyle, baklavasıyla, lezzetlerini, doğal ürünlerini, baharatını, salçasını getirelim dedim. Sağ olsun Ergün Bey de bizi kırmadı. Gaziantep'ten tırları yükledi. Gaziantep'li esnaflarımızla, kadın kooperatiflerimizle, depremzede esnaflarımızla Ankara'ya geldik. İlk gün tanıtımın düşük olmasına rağmen talep çok yoğun. İnşallah Ankara'yı bu lezzetlerle buluşturacağız. Herkesi bekliyoruz.